Niye buradayız Dragan? Gör diye. Yıllar sonra Bosna'da buldukları toplu mezarlardan Türkiye'de de bulacaklar. Bu katliamı kim yaptı diye sorduklarında akıllarına tek bir isim gelecek. Kasap Dragan Ratković. O zaman bu program bayağı işine yarayacak. Bitirdin mi? Söz verdiğim gibi. Sistemlerine sızacak program bu. Bitirdim. Tamamdır. Bunu kuryeye ver. O ne yapacağını biliyor. Tamam. İvan. En iyi, en sevdiğim adamlarımdan birisin. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kardeşimsin. Kardeşimsin. Tek bir motivasyonu var. Öldürmek. Türk öldürmek. Müslüman öldürmek. Önüne kim çıkarsa öldürmüş. Mahkum, gardiyan, polis, asker. Kimi gördüyse. Kaybımız çok fazla. Allah rahmet eylesin. İçeriye nasıl girmiş peki? Hapishanede görevli bir teknisyeni tehdit ettiğini düşünüyoruz. Çünkü trafoda şüpheli bir patlama tespit edildi. Bu arada görevlinin karısı da kayıp. Öldürülmüş olabilir. Bu nasıl bir cani, nasıl bir manyak ya? Görüp görebileceğiniz en tehlikeli teröristlerden biri. Belli komutan. Bir adamı hapishaneden çıkartmak için yaptığı katliama baksanıza. İvan Markoviç. Dragan'a en yakın isimlerden biri. Sorgusunu bizzat ben yapmıştım. Hakkında neler biliyoruz? Güvenlik sistemlerine sızma konusunda uzman. Birçok ülkede benzer eylemler gerçekleştirdi. Ülkemize neden geldiğini bilmiyorduk. Evet ama artık biliyoruz. Milli güvenlik protokolü. Dragan her ne planlıyorsa bu adam o planın merkezinde. Belli. Şimdi size birkaç gün önce dinlemeye takılan bir konuşmayı dinletmek istiyorum. Benim Dragan. Oo, uzun zaman oldu Dragan. At güvenli mi? Elbette. Hala kurye şimdi misin? Bildiğim tek iş o biliyorsun. Güzel. Birkaç gün içinde İstanbul'da adı İvan olan adamım sana bir paket getirecek. İçinde ihtiyacım olan bir şey var. Türk ordusunun bilgisayarına sızmamız lazım. Halledebilir misin? Çok zor iş. O zamana kadar kimse başaramadı. Ama yine de her kilidin bir anahtarı vardır. Bu da güzel. Yer ve zaman söylemek için tekrar arayacağım. Tamam. Kurye uzun zamandır takibimizdeydi. Aslında ülkeye giriş yaptığında tutuklayacaktık fakat İvan ismini duyunca biraz daha takip etmeye karar verdik. Bugün bir konuşma daha gerçekleştirildi. Yarın buluşacaklarını biliyoruz. Ateş, Mansur'la gidip bu buluşma yerinin keşfini yapın. Emredersiniz komutan. Yarın bu işi bitireceğiz inşallah. O İvan denen herif amacı neyse ona ulaşamadan geldiği yere geri dönecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz! Şimdi çıkabilirsiniz. Eylem. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki. Aklıma takılan bir şey var da. Nedir? Yavuz düğüne geleceğini söylemiş miydi? Yani bana söylemedi, ben gelmeyecek diye biliyordum. Ama geldi. Hem de tam zamanında. Sanki haber almış gibi. Ne demek istiyorsun? Bilmiyorum. Gidip bir Yavuz'la konuşayım ben. Yani Yavuz'un yanlış bir şey yapacağını zannetmiyorum. Umarım yapmaz. Ciddi bir şey yok.
Radyatör hortumu değişecek, o kadar. Bir iki saat hallolur. Ben gitsem arabayı siz getirebilir misiniz? Nereye? Evdeyim. Hem de yalnızım. Tekrar gidip gelmeyeyim. Hem belki bir kahve içeriz sonra beraber. Anladım. Hanımefendi, ben şoför değilim. Tamirciyim. Arabanı ya şimdi al ya da hallolunca al. Tamam. Gelir alırız. Buyurun, sizin ne vardı? Benimki hasta ziyareti. Hastanız gayet iyi. Biraz konuşabilir miyiz? Çay içer misin? Olur. Gel. Kusura bakmazsan sormam gerekiyor tabii. Sen düğüne tesadüfen mi geldin? Arabayla geldim. Biraz ciddi olur musun lütfen? Olurum. Düğüne gidiyorsun. Üstelik silahla. Bir gün önce silahlı saldırıya uğramış bir adamdan bahsediyoruz. Haklısın. Ne takacaktın gelinle damada? Yarım altın. Üzerinden çıkmamış ama sordum. Düşünmüşsündür herhalde. Anladım. Dün gece polise isimsiz bir ihbar yapılmış. Düğünde bana saldırı olacağına dair. Birileri biliyormuş yani. Beni kurtarmak isteyen birileri. Telefonu tespit etmişsinizdir herhalde. Ettik. İhbar İstanbul'dan yapılmış. Ama telefon Gaziantep'te benim adına kayıtlı. Gaziantep'liler çok vatansever olur. Hiç şaşırmadım savcı hanım. Derya diyebilirsin bana. Savcı hanım, siz beni buraya sorgulamaya mı geldiniz? Yok. Ben sadece benim için hayatını tehlikeye atan bir adama teşekkür etmeye geldim. Sizin için hayatını tehlikeye atmış adamın o kadar çok işi var ki. Gördüm. O zaman ben seni hayranlarına baş başa bırakayım. Tekrar teşekkürler. Güle güle savcılarım. Damat, nereye? Bir eve gidiyorum abi. Tabii ya, evlendin, kaptın lacmanı. Artık sen öğle yemeklerini de evde yersin. Ayıp ettin mi abi, gel beraber gidelim. Aslan kardeşim. Abisine de kıyamazsın. Sen nereye abicim? Bir işim var ya. Vay be. Eskiden uçlara beraber giderdik. Ne oldu, hiç söylemiyorsun artık. Oğlum, evli barklı adamsın. Yengeyi kızdırmayalım hikayelerden. Bırak şimdi. Özel bir şey olmaz söylerdin sen. Ne oldu, ne yapacaksın? Gariban Keşanlı'na ne özel işi olacak ya. İnsanlık yapacağız. Hadi eyvallah. İyi abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Az benimle gel. İşimiz var. Thank you.
Selamünaleyküm. Yok artık. Yine mi sen? Sen nereden buldun burayı? Eski çalıştığın yere gittim. Ben sormadan söylediler. Vallahi çok iyi çocuklar. Sebep? Nasıl yani? Yani neden arıyorsun beni? Merak ettim. O gün öyle kaçıp gidince başın dardaysa diye bir bakayım dedim. İyisin, tamam. Hadi eyvallah. Bir dakika, bir dakika. Nereye? İyi misin diye baktım. Ve maşallah iyi gördüm. İyi görünüyorsun, iyi duruyorsun. Ben gidiyorum. Bir dakika. Biri mi gönderdi seni? Biri mi? Ben yalnızım ya, kim gönderecek? Melisa, kimse yok. Yalnızım ben. Kimse göndermedi beni. Ben merak ettim. Seni görmeye geldim. Tamam. Tamam, gel biraz soluklan. Gidersin sonra. Yok ya. Yalnız yaşayan bir kadının evinde ne işimiz var? Konu komşu görür, laf söz olur. Allah muhafaza bir şey derler. Ben göreceğimi gördüm. Gidiyorum. Dur, dur. Tamam, hadi uzatma. Gel işte, hadi. Ayakkabılarımı çıkarayım. Olur. Buyur. Vay be. Güzel evmiş. Sayende yakında kovulacak olsam da sağ ol. Bak işte. Şimdi o konuda sonuna kadar haklı olan bizdik. Senin patronun cins biraz. Sus istersen. İyi, tamam. Annem baban nasıl? Baban ne iş yapıyor? Neden merak ettin ailemi? Canım laf olsun diye ben şey yaptım ama. Bir dakika ya. Seni de babam yolladı değil mi? Baban mı? Evet. Hani ben ne kadar salağım ya. Ben de tesadüf zannediyorum. Sen de babamın adamısın değil mi? Ne adamı ya Melisa? Allah'a şükür biz kimsenin adamı olmadık. Ha, görev adamıyız, o başka. Çabuk çık evimden. Dur bir yahu. Çık evimden dedim sana, yoksa. Yoksa ne? Yoksa öldürürüm seni. Melisa, bak bunun şakası olmaz. Defol dedim. Defol dedim. Melisa bir dinle beni. Ben sana yardım etmek için geldim. Ya bırak, senden yardım isteyen mi oldu be? İnsanlık yapalım dedik. Ne var bunda ya? Belli ki başın belada, birilerinden kaçıyorsun. Ben de bir geleyim dedim. Ya bırak, senin numara yaptığın belli. Senin kim olduğunu biliyorum ben. Çık git evimden dedim. Allah Allah. Bir dinler misin Melisa? Defol. Dur bir saniye, sakin ol. Bırak beni, bırak beni. Yalvarırım, beni geri götürme lütfen. Bak ben hasta değilim, gerçekten yalan söylüyorlar. Ben hasta değilim, beni. Tamam, bırak, tamam. Bırak beni, bırak, bırak. Tamam, seni bir yere götürdüğüm yok. Sakin ol, sakin ol. Bırak beni. Melisa, Melisa. İyi misin? İlaç. İlaçları nerede, nerede? İlaç. Orada. Bunlar mı? Hangisi? Evet, o. O evet. Hmm.
İster misin biraz da? Şuraya götüreyim uzan biraz, dinlenirsin ha? Beni onlara geri götürme. Söz ver. Lütfen geri götürme beni onlara. Tamam. Söz. Seni hiçbir yere götürmeyeceğim. Hı. Mücahit sözü. Bölücü örgütün üst düzey bir yöneticisi Viyana'da bir toplantıya katılacakmış. Konuşulacak öğrenmek istiyorlar. Viyana'ya gidiyorum. Dragan'ın orada olma ihtimali var. Seni orada biri karşılayacak. Ama önce bir otur bakalım şöyle. Yavuz. Bu ülke iki şey üzerine kaimdir. Biri aşk, vatan aşkı, bayrak aşkı, millet aşkı. Diğeri akıl. Nizam bu iki denge üzerine kurulur. Aşk ahmaklara yaraşmaz. Aşksız akıl kibirden başka bir şey üretmez. Ben de bir şey mi gördün Turan Usta? Öfken aklını yenmesin. Peygamberimiz ne güzel söylemiş. En güçlü pehlivan öfkesini yenendir. Sen devletin bir hizmetkarısın. Devlete yakışır biçimde hareket edeceksin. Tamam mı? Elinden geleni yapacağım. Yap Yavuz. Şimdi hazırlan. 3 saat sonra uçağın kalkacak. Burada ya. Sen kimsin? Melisa! 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 Uyuyor, merak etme. İlaçlarını aldı mı? Aldı. Sen kimsin? Burada ne oldu böyle? Mücahit benim adım. Bir arkadaşıyım. Fenalaştı, bir anda böyle sinir krizi geçirdi sanki. Ben seni görmedim daha önce hiç. Yeni tanıştık. Nesi var? Hiç canım, önemli bir şey değil, boş ver. Sürekli beni babama götürme sakın diyordu. Niye ki? Vallahi ben de pek bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim ailesiyle arasında bir problem oldu. Öyle görüşmek istemiyor işte. Hem sen niye bu kadar ilgisizsin ki? İnsanlık diyelim.
Sizin düğün ne zaman abi, nasipse Nazlı yengeyle? Aşk, Nazlı bitti, sen başladın. Abi, bakın elinizi çabuk tutun. Zaten altın almış başını gitmiş, benden söylemesi. Vallahi geçen gün Çaylağan düğününde bir ufak bir bakkal hesabı yaptım. Adam şu an köşe oldu ya. Şu an zengin bir arkadaşım var benim ya. Allah senin belanı vermesin. Adamın düğününde oturdun, bunu mu düşündün lan? Ne alakası var canım? Takı töreninde önde oturuyordum, öne denk geldim, öyle gözüm takıldı. Yoksa ben adamın altınlarını ne yapayım? Bu arada geldik abi. Aa, da burası. Dışarısı temiz gözüküyor komutanım. Abi ne oldu? Bir şey mi gördün? Komutanım iyi misin? Komutanım? Neresi burası? Burası benim çocukluğum kardeşim. Bu yetimhanede mi?
bile unutmuş. Hatırlamak istemeyeceğin kadar kötü müydü? Hatırlamak isteyeceğim kadar güzel değildi. Beklerdim aşkım. Neyi abi? Hiçbir şey. Hiçbir şey beklerdim. Sen yumurtalı ekmek kokusuyla uyanmayı bilir misin? Ben bilmem. Burada bilmediğim bütün kokuların hasretini çekersin. Yetimhane beklemektir aşkım. Beklersin. Biri gelsin elini tutsun diye beklersin. Biri gelsin saçını okşasın diye beklersin. Biri gelsin. Bilmediğim bütün kokularla seni tanıştırsın istersin. Ne zaman duyacaklar? Ama kimse gelmesin. Beklersin, 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 beklersin. Beklersin. Beklerken büyürsün. Büyürken de beklersin. Bizi ne zaman duyacaklar? Bak gidelim. Ne zaman anlayacaklar? Bizi ne zaman duyacaklar? İhtiyacın olan her şey burada. Bir suça bulaşırsan ya da yakalanırsan seni kimse tanımıyor. Bu adam mı biliyor toplantı mekanını? Evet. Bak unutma, Avrupa Birliği ülkesindesin. Senin başın derde girerse hepimizin girer. Burası.
Ağlıyor mu? Yakışıklı. Ne oldu, ağlıyor musun sen bakayım? Ağlamıyorum ben. Yok bir şey. İşinize gidin, size de. Ana, atarlı çıktı bir de. Bak, 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 bak. Lan Sıpa, utanmıyor musun sen abilerine böyle konuşmaya? Sen bu yetimhaneden misin? Evet. Ama gideceğiz. Allah Allah. Nedenmiş o? Satışa çıkarılmış. Yıkacaklarmış burayı. Bir daha yetimhane olmayacakmış. Oğlum, koskoca devlet sizi sokakta bırakmaz, biliyorsun bunu değil mi? Hepimize sahip çıkar. Bak biz de ta nereden geldik? Biz askeriz. Siz de başka bir yere geçersiniz. Bizi ayırıyorlar. Bir daha birbirimizi göremeyeceğiz. Hepimiz farklı yerlere gidiyoruz. Bizim başka kimsemiz yok ki. Hem bak, sizi ayırmamışlar. Sizi ayırsalardı üzülmez miydiniz? Bu ne bu bileklikler? Kendim yaptım. Başarabilirsem satacağım. Oğlum sizin içeride bir dediğinizi iki etmiyorlar. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyorlar. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun bakayım? Biliyorum abi. Allah razı olsun. Zaten onların haberi olmayacak. Buradan kaçıp öyle satacağım bunlara. Bak şimdi ya. Kafaya taktım. Parayı bulacağım, evi de bulacağım. Arkadaşlarımla orada oturacağım. Kardeşlerimden beni kimse ayıramaz. Gece gece deştin ciğerimize. Adın ne senin? Benim adım Ali. Benim adım da Ateş. Bu da Mansur abi. Bundan sonra iki tane aslan gibi abin var. Kimse sana bir şey yapamaz, tamam mı? Şimdi ver bakayım sen şunları. Komutanım, sende bozuk var mı? Al bakayım şimdi bana. Abi bu para çok. Sen şimdi bu parayı iki abinden bayram harçlığı olarak kabul et. Biz hep gelip gideceğiz buraya bundan sonra. Ben de bu yetimhanede büyüdüm. Öyle kolay kolay kimse burayı kapatamaz. Ne yapabilirsiniz ki abi? İmkansız bu. Oğlum, bizim işimiz imkansızla uğraşmak. Sen kafana takma. Hepsini halledeceğiz. Vallahi mı diyorsun abi? Söz mü? Söz ulan Sıpa. Söz. Görüşürüz Ateş abi. Görüşürüz Mansur abi. Görüşürüz yakışıklı. Çok teşekkürler. Şşş, bana bak. Bir daha sakın yetimhaneden çıkıp bunları satmak yok, tamam mı? Geç içeri. Komutanım. Vallahi ciğerimiz kalmamıştır ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız aşk? Söz verdik. Sözümüzü tutacağız. Sen onu boş ver de o bilekliklerden hangisini Keşanlı'ya vereceksin? Vay şu sarı güzel gibi. Hadi bak, bak nasıl yiyor ya. Nasıl özlemiş annesinin yemeklerini. Ye yavrum. Afiyet olsun annem. Anacığım, eline koluna sağlık. Bak Kur'an çarpsın, bu yemeği senin gibi yapan yok. Yok. Öyle mi Feyzullah'cığım? Yani Boncuğum, ben genel olarak söyleyeyim. Bak sen de çok güzel. Annem, sen niye üzülüyorsun ki? Ben sana öğretirim bunu nasıl yapıldığını. Ama bir pazara gitmemiz lazım Feyzullah. Vallahi dolap tam takır kuru bakır yani. O ne? Oy. Anam benim. Feyzo'm, bizim bir de yatak almamız şart.
Bu yatak bana çok sert geldi annem. Yani ben bunda bir hafta daha yatsam belim belim her tarafım tutulur. Bir hafta mı? Ha. Sen dönmeyeceksin mi anacığım? Sen beni istemiyor musun yavrum? Bak işte. Ha? Ben çok mu geldim bu evde? Benim ne zararım var size? Anneciğim ya, olur mu öyle şey? Bizim başımızın üstünde yerim var ama hani senin kurulu bir düzenin var ya, onu bozma diye biz şey yaptık. Anacığım babam ne yapsın şimdi? Yazık günah değil mi adama tek başına? Ne yazık günah annem, sen ona, o bütün gün maç seyrediyor evde. Bak Allah inandırsın, ben burada nefes aldım Feyzullah. Vallahi. Hem bana bak. Sen kalkıyorsun gidiyorsun operasyona neyin? Ben bu garibana yardımcı oluyorum. He? Değil mi kızım, gelin hanım? Siz de hiç konuşmuyorsunuz maşallah. Konuşuyorum anneciğim, tabii ki ya, doğru söylüyor. Çok çok doğru söylüyor annem. Bana bak, sen çok dıkama kendini. Daha şey var, tatlı var. Allah'ım. Ne? Ne yapayım Boncu? Git mi diyeyim kadına? Ya Feyzullah, git mi diyorum ben sanki ya? Tabii ki de kalsın. Ben de onu çok seviyorum. Ama artık bak şurama kadar geldi ya. Biz daha dünden beri evliyiz. Ya bak, sıkılınca gider zaten. Bakma sen ona. Feyzullah. Zaten rahat dursa istediği kadar kalsın. Ya dün bir markete gittim, eve geldim. Bütün mutfağı indirmiş. Bak, çatal bıçak setimi değiştirip yerine bunları koymuş ya. Yalnız güzel ama. Çiçekli böcekli. Şimdi bak, başlatma o çiçeğine böceğine Feyzullah. Bizim çamaşır dolabımızı düzenliyordu. Ya Boncuğum sen de biraz sabret. Ev küçük. Çocuk olunca gider zaten. Anam, çocuk dedim. Allah söyletti. Ha, çocuk dedin, evet. Ha, tabii çocuğu yapmaya vaktimiz olursa. Anam, en sevdiğin tatlı. Anam. Kemal Paşa mı? He, ya Kemal Paşa. Vallahi billahi Kemal Paşa. Annem. Anne, koluna sağlık anneciğim. Yavaş oğlum, yavaş. Afiyet olsun annem. Baba. Afiyet olsun annem. Sen böyle ye. Ben sana her gün yaparım annem, kurban olurum. Yap anacığım. Yesene kızım sen de. Yerim. İştahın kesildi, dıkan. Tabii. Çok yedecek. Yetti ama artık ya. Alo. Kimsin? Alo. Ya arıyorsun, konuşsana. Kapatıyorum, numaranı da engelliyorum zaten. Kapaktırı verdi artık. Ya ben üniversite okuyordum. Birinci sınıftaydım. Bir kıza çok fena aşık oldum. Adı Ceylan'dı. Ne yalan söyleyeyim, kendi de adı gibiydi. Sevgili olduk, çok güzel bir ilişkimiz vardı. 20 yaşında ya varım ya yokum. Ama taktım kafayı. Evleneceğim ben bu kızla diye. Kaptım yüzüğü, dayandım kapısına. Tam kapıyı çalacağım.
İçeriden sesler geliyor. Tutamadım kendimi, daldım içeri. Yatakta bir adam. Eyvah. Gözüm döndü tabii. Gittim mutfağa bir bıçak kaptım. Öldüreceğim herifini, evrim dönmüş bir kere. Geri döndüğümde göz göze geldik. Kim çıktı dersin? Abi. Özbeöz abi. Ne diyorsun? Dedim ya, gözüm dönmüş bir kere. Bunun ağzını burnunu kırdım. Bir hafta hastanede yattı. Annem bunun tarafını tuttu. Kötü olan biz olduk. Evden çıkış o çıkış. Okulda bıraktım. Gitmediğim, gezmediğim, görmediğim yer kalmadı. Ama nafile. Dedim, kafayı nasıl dağıtırım ben? Yazıldım askere. Sana kaç kere dedim yatağını topla diye ablacığım ya. Dağıtmışsın buraları böyle. Dağınık çocuk. Thank you.
sana bunu yapanı bulacağım. Söz veriyorum. Sana bunu yapanı bulacağım. Pardon. Bir viski lütfen. Her gece gelir mi buraya? Kimin sorduğuna bağlı. Şu adamı görüyor musun? Tamam, işte senin adamın. Kimsin sen? Ne oluyor burada? Çok fazla içtin. Her yeri berbat ettin. Ayıltıyor. Her şey yolunda mı? Evet. Evet, yolunda. Toplantı. Regan orada mı? Kimsin sen? 10'a kadar sayıyorum. 8, 9. Tamam, tamam. Restoranda, restoranda. Hangi restoran? Frederick Caddesi. 17 numara. Eğer orada olmazlarsa seni bulup öldürürüm. Sakın öteyim deme, tamam mı? Tamam. Nisan Hanım. Yarınki yemeği hatırlatmak için aradım. Bir sıkıntı yoktur umarım. Merak etmeyin, her şey yolunda. Örgütün en üst düzey yetkililerinden biri yarın senin için orada olacak. Çok mühim yeni görevlendirmeler yapılacak Dragan. Eline çok iyi bir fırsat geçti. Sizin de öyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yarın Viyana'da olacağız. Güzel. İvan da gelecek mi? Yok. Onun burada kalması gerek. Kuryeli işleri var. Niye sordun? Hiç. Kaç kişi gideceğiz diye merak ettim. Ben hazırlanayım. Viyana'yı çok özledim.
oğlum Mücahit. Oğlum Mücahit. Hadi git yat lan. Git yat lan. Şehit oğlu şehit Mücahit. Git yat uyu oğlum hadi ya. Çıkar aklından bu aşk meşk olaylarını. Çıkar at gitsin ya. Oğlum bak sabah operasyonun var lan. Operasyonun var senin sabah. Dinç olman lazım. Diri uyanman lazım. Elinin titrememesi için dinlenmiş olman lazım. Hadi be oğlum ya. Hadi git yat. Yat oğlum ya. Keşanlı. Nasıl ya? Kendi kendine mi konuşuyorsun oğlum sen? Yo. Nasıl yo ya? Konuşuyordun işte. Sen rüya görüyorsun abici. Şu anda rüya. Ne diyorsun be? Diyorum ki, hayırdır korkunç rüya mı gördün de uyandın bu saatte? Korkunç rüya? Aynen. Kabus yani. Senin şu Türkçeli olan ilişkine hastayım ya. Ne var oğlum? Derdimi anlatacak kadar biliyorum işte. Arazi adamıyım aga ben arazi. Kompozisyon yazmıyoruz ki burada. Sen de haklısın. Hayırdır, niye ayaktasın sen? Uyku tutmadı. Sebep? Çok uzun mesele be Keşanlı. Başka zaman anlatırım ama. Olur. Ne zaman istersen kardeşim burada. Eyvallah kardeşim. De. Sen niye ayaktasın asıl? Ben. Benimki daha kısadır muhtemelen. Hayırlısıyla daha da kısaltıp yok edeceğim. Dikkat et yalnız. İnsanın acıyla beslenen bir tarafı var. Sarıp sarmalamasın seni. Yok yok. Sarmaz hallederim ben ya. Amin. Abici be. Hı. Bir şey diyeyim mi sana? Biz böyle hayatı bıçak sırtı yaşıyoruz ya. Hani ölümle burun buruna. Ulan herkes sanıyor ki sivil hayatta da bir o kadar acımasız. Bir o kadar sert duruş sergiliyoruz. Halbuki bir o kadar tecrübesiz. Bir o kadar da kolay ikna olan adamlarız lan biz. Neye ikna olduğuna göre değişir o. Ne bileyim aga ya. Konuşuyorum ben de işte. Bir çay koy içelim hadi. Çay. Demlemem lazım. Olur. E uyumayız zaten sabaha kadar. Boş ver. Love me baby dinler misin? Vay be. Kalkın, kalkın, kalkın! 3 dakika içinde eğitim alanında olacaksınız. Fethi, tam 3 dakikanız var. Emredersiniz! Hadi beyler. Ben hazırım oğlum zaten.
Abi vallahi ben de senin gibi takılacağım artık ya. Hiç çıkarmayacağım kamufle üstünden vallahi bak. Tabii oğlum çok pratik. E dinlemiyorsun ki abini hiç. Doğru söylüyorsun abi. Hamlamışsınız beyler. Hadi uyanın artık. Şu aracın içindeki rehineyi kurtarmak için tam 30 saniyeniz var. Acaba kaç kişiler? Kaç kişi olsun istersin Mansur? O açıdan söylemedim komutanım. Belki bir, belki 10, belki 100. Sizin önceliğiniz her an her şeye hazırlıklı olmak. Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Süreniz başladı. Kır keşanlı kır. Dört saniye ve bir şehit. Feyzullah öldün. Esma Hanım'la Su, beni elimde Türk bayrağıyla görünce ne olacak? Yıkılacaklar. Sırf bu amatörlüğünüz yüzünden. Bu acıyı onlara yaşatmak zorunda mısınız? Bu acıyı onlara yaşatmaya hakkınız var mı? Mücahit. Arkadaşın kollarında şehit oldu. Neden? Aynı adam aldık komutanım. Almayacaksınız. Şimdi kendi aranızda konuşun. Herkes kendi mevkiindeki adamı alacak. Bu son şans. Süre başladı. Çaylak, bana bak. Bu sefer de ölürsen gebertirim oğlum seni. Emredersiniz. Şoför bende. Şoför yanı. Orta bende. Sağ arka bende. Sol arka bende komutanım. Hazır olun. Dokuz saniye. Ne o beyler? Kurdele falan mı bekliyorsunuz? Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin askerlerindensiniz. Siz bir takımsınız. Birinizin canı, hepinizin canı demek.
kimse size öldükten sonra bir daha şans vermeyecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Nisan Hanım. Cemal Kızıl'la tanışmış mıydın? Memnun oldum. Duyduğuma göre hava buralarda bayağı bir bozmuş. Üstelik daha da kış gelmedi. Kışın gelmesini biraz erteleyebilirim. Önce yemeklerimizi söyleyelim. Tabii. Yaşayacağız. Hayır yani şu yüzden soruyorum. Geçen gün Suyla Feyzullah'a ev bakmaya gitmiştik. O kadar tatlı bir ev gördüm ki. Böyle içi minnacık, çok şekerdi. Hem sordum fiyatı da uygundu. Ya bir de benim tam hayalimdeki gibi bir bahçesi vardı. Çok iyi. Ha bu arada bir de bizim birkaç tane hediye alıp Suyla Feyzullah'ın yeni evine gitmemiz gerekiyor. Yani biliyorsun Su'nun durumunu, morali çok bozuk. Hem bu düğündeki olay. Hem de bir de Esma teyze yani sürekli başlarındaymış, her şeylerine karışıyormuş. Anlayacağın kızım morali çok bozuk yani. Oh ne güzel. Bir de ben Norveç'e taşınıyorum. Hayırlısı inşallah. Ateş! Norveç'e gideceğim diyorum, hayırlısı olsun inşallah diyorsun. Dinliyor musun sen beni ya? Ne Norveç'i ya? Ne oldu sen, iyi misin? Ha? İyi ya, biraz canım sıkkın ya. Boş ver, geçer. Hadi gidelim. Ya dur. Ne oldu? Anlat hadi. Dün bir şey çıktı karşıma. Böyle sol boşluğumdan bir vurdu. Nefesimi kesti. Nefes almaya çalışıyorum. Nasıl bir şey? Büyüdüğüm yer. İstanbul'da mıydı senin yetimhane? Yani bilerek mi gittin oraya? Ben orayı aklımdan, kalbimden, beynimden sileli çok oldu. Hatırlamıyorum bile. Sokağa döndüm. Sert diye karşıma çıktı. Hadi ya. Esas mesele o değil de. Orada bir çocukla tanıştım. Adı Ali. Eşek sıpası ya. Çok tatlı, çok yakışıklı çocuk, çok güzel. Bileklik satıyormuş. Niye biliyor musun? Niye? Para biriktirip arkadaşlarına ev tutacakmış. Abilik yapacağım bunlara diyor. Nasıl ya? Yetimhaneyi kapatıyorlarmış. Ne bileyim. ABM mi yapacaklar, plaza mı yapacaklar? Doğal olarak da çocukları ayıracaklar birbirlerine. Başka yetimhanelere verecekler. Yapma ya. Çok kötü olmuş. Nazlı. Yani oradaki dostluk, oradaki kardeşlik, oradaki arkadaşlık hiçbir yerdekine benzemez yani. Boşluğunu dolduramazsın. O çocukları ayırırlarsa, o çocuklar unutamaz onu. Ölene kadar o boşluk geçmez içlerinden. Neredeydi bu yetimhane? Beykoz'a. Tamam, süper. Gidelim, ne yapılması gerekiyorsa yapalım o zaman. Kiminle görüşülmesi gerekiyorsa onunla görüşürüz. Öyle başlatmasınlar AVM'sinden, plazasından falan ya. O çocukları öyle kolay kolay kimse ayıramayacak. Ben de aynen böyle söyledim çocuğa da. Hayırlısı inşallah ya. Öyle hayırlısı inşallah falan yok ya. Ateş, ben şu an çok pis gaza geldim. Biliyorsun öyle kolay kolay da gaza gelmem yani. Oo, sakin ol şampiyon. Ben bu işte seninle birlikteyim Ateş Açar.
Ona göre. Gel bebeğim benim. Dur, ne yapıyorsun? Biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye hazırız. Ama son iki senedir belimiz büküldü. Kopmalar, çözülmeler başladı. Onca desteğe rağmen. Kırsalda kafamızı çıkartamıyoruz zaten. Yani ne İHA'sı bitiyor, ne F-16'sı. Kafasını çıkartan da tak diye bombayı yiyor tepesine. Bu sıkıntı. Kaç adımınız var? Hala daha 10.000'in üzerinde. Yani silahlıları soruyorsanız. Yok, gayet iyi rakam. Örgüt olarak Dragan'a istediği desteği vermeniz gerekiyor. Ne karşılığında? Bir şey karşılığında değil. Ben öyle istiyorum. Dragan bizim için çok önemli bir operasyonun başında. Size destek vereceksiniz. Anlaşıldı umarım. Gayet iyi anladım. Yukarıdakilerin haberi var mı? Olacak. Bütün kadroların haberi olacak. Onlar kaç kişi? 12 diye biliyorum. Doğrudur. Lider kadro 12 kişi. Yarın hepsinin harekete geçmesini istiyorum. Dragan'ın rahat etmesi için Türkiye'de, özellikle büyük şehirlerde biraz hareketliliğe ihtiyacımız var. Sınır ötesinde de tabii. Hemen tepe kadroya haber verelim o zaman. Acele edin. Yorgun görünüyorsun. Dün gece çok uyuyamadım ya. Gizli hayranınla mı konuştun bütün gece? Aradı mı bir daha? Aradı gece. Allah Allah. Kim bu ya? Ya gerçekten iyice tadını kaçırdı artık. Bir de ben mi araştırsam şu numarayı? Gerek yok. Kim olduğu belli oldu. Kimmiş? Ceylan. Ceylan. Şu meşhur Ceylan, nişanlın olan. Eski. Ya abinin evli değil mi o senin? Derdi neymiş? Şimdi de abini seninle mi aldatacakmış? Eylem saçmalama. Ne bileyim derdi neymiş? İkisinden de haber almayalı yıllar oldu. Almayayım da zaten, camları cehenneme. Ne dedi peki? Konuşmadı yine. Ben anladım Ceylan olduğunu. Nereden anladın? Şarkı dinletti. Şarkı dinletti. Ergen'e bak ya. Hangi şarkıyı dinletti? Sorma. Soruyorum. Eylem, şarkının adı Sorma. Sezen Aksu. Sorma. Kederdeyim sorma, ne haldeyim sorma, yangınlardayım. Soruyorum, endişelenmeli miyim? Ciddi misin sen? Hayır tabii ki. Numarayı engelledim zaten, merak etme. Ya başka numaradan arar. Allah Allah, o numaradan aramaz. Bundan arar. Bir derdi var yani belli ki. Yoksa niye gecenin bir vakti arasın, şarkılar, türküler dinletsin? Eylem, ne bileyim, ne bileyim ya. Dengesiz işte. Ben istemediğim sürece bir halt yiyemez, tamam mı? Merak etme. Eylem. Bak. Bu kız zamanında benim canımı çok sıktı. Artık ne yaparsa yapsın, daha fazla sıkamaz. Tek bir şey belki. Neymiş? Senin canını sıkarsa, işte o zaman canımı fena sıkar. O yüzden izin verme, olur mu? Lütfen. Hadi geçelim toplantıya. Thank you.
Çok az zamanımız var. Gelen giden var mı? Yok. Acele et. Benlik bir şey yok, yükleniyor. Ne oldu? Her şey yolunda mı? İşi biraz uzun sürdü de ona baktım. Bitmedim hala, adam uyanacak. Az kaldı. Ben en iyisi gidip bir bakayım. Yok yok, ben zaten elimi yıkayacağım, ben bakarım. Allah kahretsin, biri geliyor. Oyala, oyala. Buyurun. Türk müsün sen? Evet abi, şey tuvalet arıyorsanız şurada. Yok, birine baktım. Bu siyah takım elbiseli, elinde laptop olan mı? Evet. O tuvalette sanırım. Tamam, sağ ol. Sorry. Affedersiniz. Sorry. Özür dilerim. Burada Türkiye'de eylem planı yapacak olan 12 kişilik lider kadronun listesi var. Merkeze iletirsin. Tamam, merak etme. Beyefendi. Beyefendi iyi misiniz? Biraz dalmış gibisiniz, iyi misiniz beyefendi? İyiyim, iyiyim, bir şeyim yok. Biraz içim geçmiş galiba. Ha, burası biraz sıcak ondandır. Ben gidip şu klimaları açtırayım. İvan ve kuryenin buluşma noktası burası. Dün Ateş ile Mansur bölgeyi kontrol ettiler. Herhangi bir sivil tehdit bulunmuyor. Değil mi Ateş? Evet komutanım. Deponun içerisinde iki tane çıkış var. Onları sorunsuz bir şekilde kapatabiliyoruz. Çatışma anında bu noktaları kontrol altına alırsak hiçbir tehdit yok. Güzel. Dragan'la kuryenin konuşma kayıtlarına göre İvan bizim için şu aşamadaki en kilit isim. Konuşmalara takılan bir kelime var. Büyük ihtimalle Dragan kuryeye bir program teslim edecek. İvan da bu programı yapması için hapishaneden kaçırdı kesin. Aynen öyle. Bizim de o programın içinde ne var öğrenmemiz lazım. Kurye ne yapacak acaba onunla? Yapacak. Ne yapsın? Öğrenmenin tek yolu İvan'ın elindeki şeyi ele geçirmek. Kurye önemli mi komutanım? Önceliğimiz İvan. Elindeki her neyse kuryeye vermeden almamız lazım. Hadi aslanlarım, yolunuz açık olsun. Gidin ve yumruğunuzu vurun gelin. Emredersiniz! Tamam mıyız? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, hallettik. Anlaştık herhalde, değil mi? Gayet iyi anlaştık. Bence artık kalkabiliriz. O zaman hesabı istiyorum. Sizin hesabı ben alacağım. Eğer sakıncası yoksa. Sen göreve geri mi döndün? Görev falan yok. Turist olarak buradayım. Turist olarak buradasın. Ben de buna inanayım, öyle mi? Sen de kimsin? Ne oluyor burada? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Yavuz Karasu. Eski bir özel kuvvet askeri. Ben bir Türk askeriyle aynı masada oturmam. Artık oturmuyorsun. Ateşle oynuyorsun Yavuz. O masanın altından tuttuğun 45 kalibre mi? Ve bu 45 kalibrenin vücudunda açacağı deliğin ne kadar büyük olacağını biliyorsun değil mi? Kaldır şu silahı. Yabancı bir ülkedeyiz. Size kalkar mısınız masamdan? Burada özel bir toplantı yapıyoruz. Bu özel toplantılar benim ülkemde patlayan bombalarla, ölen sivillerle son buluyor. Nisan'ın. Adımı nereden biliyorsunuz? Babanız nasıl? Hala terörü finanse etmeye devam ediyor mu? Benim babam dürüst bir iş adamı. Küstahlığın yüzümü yok.
Babanız Avrupa'daki en büyük armatörlerden biri. Ve nedense terör örgütlerine silah gönderileceği zaman hep sizin gemileriniz kullanılıyor. Dürüst bir iş adamı için fazla riskli bir meslek. Defol. Git buradan. Beyler, siz ne düşünüyorsunuz şu malum konuda? Hangi konu abi? Menemen. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Soğansız menemen de mi var ya? Al işte. Hem Türkçe hem lezzet katili. Keşanlı. Oğlum sen manyak mısın? Soğanlı menemen mi olur lan? Lahmacun mu bu? Melemendir o, melemen. Aga da adını söyleyemiyorsunuz ya. Ayrıca soğansız melemen olmaz. Menemeni bilmem. Hiç yemedim. Görmedim de. Abiler, bu konu pilava ketçap sıkmaya kadar gider. O yüzden yol yakınken dönelim. Kurye yuvaya girdi. Sıra yuvanda. Al işte. İtağın çomağı hazırla. Geldi suratsız herif. Beyler. Ivan depoya girer girmez biz de giriyoruz. Tamamdır. Orada. Telefonu çaldı aga. Abi adam gidiyor. Nereye kaçıyor lan bu kurye? Ne yapalım? Allah kahretsin. Takip edilmişiz. Bas gaza, bas, bas, bas! Allah kahretsin, fark etti bizi. Bas Keşanlı, bas. Elimizden kaçırmayalım. Bana bakın. Hayatta olduğum sürece ensenizdeyim. Her ne yapmak istiyorsanız başaramayacaksınız. Babanın mezarını ziyaret ediyor musun Yavuz? Mesela mezarına çiçek dikiyor musun? Elbette ediyorum. Ha bu arada. Sayende bir şehit çocuğu oldum. Ne kadar gurur duysam az. Herhalde babam gibi yüzlercesini öldürmüşümdür. O yüzden ne babanın şehit olması, ne senin şehit çocuğu olman umurumda bile değil. Ben kendi babamı öldürdüm lan. Ben de senin gibi yüzlercesini öldürdüm Dragan. Aradaki fark şu. Biz ölmeyiz, şehit oluruz. Siz leş olursunuz. Bizim arkamızdan dualar okunur. Gözyaşları dökünür. Sizin arkanızdan lanet okunur. Biz ölüme gülerek gideriz. Siz tir tir titreyerek. Ah!
Şu anda Avrupa Birliği sınırları içindesin Yavuz. Bu ülkede suç işleminin bedeli çok ağırdır. En ufak bir hatanda bundan Türk devleti sorumlu tutulur. En ufak bir hatanda bundan seni sorumlu tutarım Yavuz. Senin hesabın benle. Şimdi bırak şu kızı. Sen benim hesabımı kapatmak için fazla küçüksün Dragan. Kavşaktan dönecek mecbur. Oradan sonra çıkacak tek yol Kolatlı yolu. O yolda boş bir yol, kullanılmayan bir yol. Orada sıkıştırırız aga. Keseriz önlerini, alırız İvan'ı. İleride ışıklar var. Durmaz bunlar. Biz de durmayız. Bas Keşanlı, bas. Dur şu kırmızıda. Herifler peşimizde İvan. Durursak mahvoluruz. Dur dedim. Abi kırmızı durdu, ne yapacağız şimdi? Ne yapıyor lan bu? Ufaklık! Ne yapıyorsun burada? Gel. Gel, bir şey soracağım, gel. Çocuğu yanına çağırıyor. Komutanım, Ali değil mi? Allah kahretmesin, senin ne işin var burada? Ali! Ateş abi! Bas çocuğu aldı, bas! Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız. Dünyadaki bütün teröristleri üzerimize salın. Yine başaramayacaksınız. Hala anlamadınız. Siz vurdukça biz güçleniyoruz. Ha, günün sonunda ne olacağını söyleyeyim size. Sürüne sürüne can vereceksiniz. Nasıl kendinden bu kadar emin olabiliyorsun? Yani neden? Daha önce hep böyle oldu. Daha önce benim gibi biriyle karşılaşmadın çünkü Yavuz. Ha. Bunu unutmadım. Bir laf vardır, bilir misin? Eğer kralı ateş ettiysen, öldüğünden emin olacaksın. Doğru. Da. Belki ben yavaş yavaş öldürmek istiyorum. Belki ben böylesini seviyorum. Öldür ama yaralama. Yaralı kurt aşın olur Dragan. Of. Yol kapalı. Yan yola gir, yan yola gir. Bırak! Yol kapandı.
Sola kırdılar, sola kırdılar. Aga yakala şunu. Gördüm, gördüm, gidiyorum. Keşanlı bas, keşanlı bas. Elimizi kolumuzu bağla. Arabanın içinde çocuk var. Ateş edemeyeceğimizi biliyor tabii. Bak kahretsin. Bırak. Aa! Takipte kal. Bulacağız bir yolunu. Babanın mezarını ziyaret ediyor musun Yavuz? Mesela mezarına çiçek dikiyor musun? Elbette ediyorum. Ha bu arada sayende bir şehit çocuğu oldum. Ne kadar gurur duysam az. Abi herifler durmuyor. Ne yapacağız? Önlerini kıracağım. Keşanlı. Adamları sıkıştıracağız. Başka çare yok. Hemen kırıyorum önlerini. Ne yapıyor lan bunlar? Dikkat edin beyler. Dört kişiler, hepimizin bir adam olması lazım. Arka sağ bende. Arka sol bende. Yukarı bende. İvan nerede? Bir adım daha atarsanız çocuk ölür. Ateş abi yardım et ne olur. Sakın korkma aslanım. Sakın korkma. Sana hiçbir şey olmayacak. Beni bırakın. Hiçbir şey olmasın. Yoksa çocuğa veda edersiniz. Şşş, sakin ol. Sakın çocuğa bir şey yapayım deme. İndirin silahları. Önce çocuğu bırak. Bak yaklaşmayın dedim. Bir adım daha atarsan çocuğu öldürürüm. Sizi uyarmıştım ama. Ateş abi! Geç dersin. İyi misin oğlum? Çok korktum abi. Korkma. Korkma korkma ben buradayım. Aslanım benim canım. Nasıl çıktın lan spa yetimhaneden sen? Bakkala diye çıktım abi. Tamam. Bir daha sakın çıkmayacaksın, tamam mı? Sakın.
Aslanım benim. Kim daha bunlar? Kötü adamlar kardeşim, kötü adamlar. Sen şu tarafa bakma, gel biz arabaya gidelim hadi. Hadi gel. Burada. Sağ olun. Çıkış yapıyorum. Bugün mü çıkış yapacaksınız? Evet, bu gece. Ödemeyi şimdi mi yapacaksınız? Evet, lütfen. Thank you. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dragan, dediğin adamı bulduk. Ne yapalım? Öldürün. Sakin, tamam, ben de Türk'üm. Tamam, sakin. Küçük değilim. Tamam, sakin ol. Bir şey olmayacak. Dur, sakin ol. Efendim usta. Bir sıkıntı çıkmadı değil mi? Hayır, hayır. Her şey yolunda usta. Kimsin sen? Sana bir şey olmayacak. Sessiz ol. Yavuz, kimle konuşuyorsun? Eşyaları topluyorum usta. Oteldeyim. Hemen dön. Tamam, şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Yavuz, sesin bana bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyor. Sıkıntı yok usta. Kapatıyorum. At silah yoksa kızı öldürürüm. Öldür, sorun değil. Kız tanımıyorum. At silahı, öldürürüm. Allah kahretsin, nereden girdin sen buraya? İstiyorsan ben öldüreyim. At silahı, öldürürüm. Beni hiç görmedin. Eğer polise beni tarif edersen başım büyük belaya girer. Bir şey demezsen hesabına 10.000 euro yatacak, tamam mı? İyi de sen kimsin? Hiç kimseyim. 20.000 olur mu? 15.000. Anlaştık. Numaranı aldım. Merak etme, kimseye bir şey söylemem. Tamam. Ben çıkınca basarsın çığlığı. Zor bir görevdi arkadaşlar. Yine alnınızın akıyla üstesinden geldiniz. Tebrik ederim. Sağ ol komutanım. Komutanım, İvan'daki diskin içinden ne çıktı? Henüz belli değil. Derya Hanım ve teknik ekip ilgileniyor. Programı şifrelemişler. Henüz erişimi sağlayamadık ama çözeceğiz. Bu görev bitti. Yeni bir göreve hemen başlıyorsunuz arkadaşlar. İstihbarattan eyleme gizli
ve çok önemli bir görevlendirme geldi. Sizinle paylaşacak. Hep beraber toplantı odasına geçelim. Oturun arkadaşlar. Beyler, Ankara'dan şimdi yeni ve çok gizli bir görev emri geldi sizin için. Eylem detayları anlatacak. Evet, istihbarattan aldığımız bilgiye göre terör örgütü çok büyük bir eylem planlıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında büyük eylemler gerçekleştirecekler. Ve bugün bu eylemleri gerçekleştirecek 12 kişinin içinde bulunduğu liste ele geçirildi. Bugüne kadar onlar saldırdı, biz savunduk. Ama artık yeter. Ankara da bu konuda son derece kararlı. Bu gördüğünüz 12 kişi bunların yüzlerine iyice bakın. Zihinlerinize iyice kazıyın. Bunlar örgütün en tepe kadrosundaki 12 kişi. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz teröristlerin en sinsi, en tehlikeli ve en güçlü olanları. Coğrafyaya angaja bazı istihbarat örgütlerinin kirli yüzleri tarafından yönlendirilip korunuyorlar. Gizlenme, şaşırtma, yanıltma ve aldatma tedbirlerini son derece iyi uyguluyorlar. Bundan sonra vazifeniz bu 12 kişiyi bulmak beyler. Hangi delikte olurlarsa olsunlar, ister mağarada, ister yerin 7 kat altında. Bu kara listedekiler tek tek bulunacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Halkımızın güvenliği, bayrağımızın şerefi için. Şimdi burada bana hepiniz söz verin. Bu adamların hepsini tek tek yakalayacaksınız. Gerekirse diri, gerekirse ölü. Söz mü? Söz komutanım! Söz mü? Söz komutanım! Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Efendim? Ne? Nasıl olur? Ne zaman? Allah kahretsin. Dragan, Ivan'ı öldürmüşler. Operasyon olmuş. Biliyorum. Nasıl yani? Neden? Çünkü kimse benim kadınıma bu kadar yakın duramaz. Senin ruh hastası manyak. Onu bunun için mi öldürdün? Evet. Beni kıskandığın için. Evet. Çok tatlısın. Ayrıca bir sebebi daha olabilir. Neymiş o? Ivan yakalandığında üzerinden çıkan her şey incelenecek. Bilgisayarlar, hard diskler, her şey. İşte o zaman Türklere küçük bir sürprizim olacak. Nadir rastlanan bir şifreleme yöntemi. Doğru rakamları bulmamız gerek. Ya da doğru harfleri. Dur. Yakınlaş. Osveta. İntikam demek. Bunu dene. Doğru. İntikam. Allah kahretsin. Tuzakmış.
sisteme sızdılar. Müdahale et hemen. Hiçbir şey yapamıyorum. Dragon'un tuzağıydı. İvan da bilgisayarlarımıza girmek için yakalattı. Sistemi kapatın çabuk! Çabuk! Please. Sorry, man. So sorry. Müthiş taktik. Bunların hepsini ne ara planladın acaba? Hem de benden habersiz. Sanırım kıskanınca kafam biraz daha çalışıyor. Bak, böyle yapınca sana tekrar tekrar tutuluyorum. Yavuz Karasu. Seni bu kadar çabuk görmeyi planlamıyordum. Eğer o tetiği çekersen bütün Avrupa senin ülkenin üstüne çullanır. Umurumda değil. Beni bu tetiği çekmekten hiçbir şey alıkoyamaz Dragan. Yavuz Karasu. Seni bu kadar çabuk görmeyi planlamıyordum. Eğer o tetiği çekersen bütün Avrupa senin ülkenin üstüne çullanır. Umurumda bile değil. Beni bu tetiği çekmekten hiçbir şey alıkoyamaz Dragan. Bir gece yarısı karşına yalnız bir kurt çıktığında elinden hiçbir şey gelmez Dragan. Para, para, lütfen para, 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 lütfen. Sistem kapandı. Bir şey alabildiler mi? Maalesef. Çok kısa bir süre de olsa sisteme sızmayı başardılar. Allah kahretsin. Anlamadım. Derya ne oluyor? İvan'dan aldığımız harici bellek. Dragon'un tuzağıymış. Şifreye girer girmez sistemimize sızdılar. Güç kaynağını kapattılar. Alabildin mi? Aldık sanırım. Milli güvenlik protokolünün tutulduğu yeri artık biliyoruz. Dragon çok keyiflenecek. Bu Yavuz denen adamla daha çok karşılaşacağız anlaşılan. Konuş. Güzel haber. Yurt dışındayım ben. Geleceğim elbette. Tamam, ben haber ederim. Ne olur? Sızmayı başardık. İçlerindeyiz. Nasıl olur? Nasıl böyle bir hata yaparsınız? Nasıl anlamazsınız? Benim hatam. Çok kötü. Ne aldılar biliyor muyuz? Çatlağı bulamadık henüz komutanım. Samanlıkta iğne aramak gibi. Allah kahretsin.
Ben hemen üst komutanlığa bilgi vereceğim. Siz araştırmaya devam edin. Baş üstüne komutanım. Kurye o yüzden gitti. Telefonu eden Dragan'da. Biliyordu basacağımızı. Enes adamını sattı yani. Lan Dragan, seni elime geçireceğim. Tamam, merak etme. Ne aldıysa bulacağız. Başaramayacak. Ona bunu ödeteceğim. Çok ağır ödeteceğim. Gece yarısı karşına yalnız bir kurt çıktığında elinden hiçbir şey gelmez Dragan. Ali. Para. Ali. Para. Please. Lütfen. Ali. Para. Please. Lütfen. Please. Lütfen. Ali. Para. Help. Yardım et. Yardım et. Para. Açım. Lütfen. 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 Dün gece bir teröristin hayatını kurtardın. Tebrik ederim seni. Eğer önüme çıkmasaydın şu an Dragan'ın leşi dönüyordu tüm haberlerde. Turunus'ta sen kimin yanındasın ya? Devletim yanındayım. Bayrağımın. Ya sen? Bu soruyu bana başka biri sorsaydı, hayatının geri kalanını takma dişlerle geçirirdi. Derya, var mı bir gelişme? Henüz neyi aldıklarını bulamadık. Milli İstihbarat'ın bilgi işlem birimi araştırıyor. Sen iyi misin? Nasıl iyi olayım Erdem Albay'ım? O adi herifin tuzağına düştüm, yediremiyorum kendime. Derya, bu uzun bir mücadele. Her türlü çakallığı, tilkiliği yapacaklar. Onlar oyun oynayacak, biz oyunu bozacağız. Hemen enseyi karartıp mücadeleyi bırakma. Sen bize lazımsın. Sağ olun Erdem Albay. Hadi kolay gelsin. Niye yaptın Turun Usta? Adam namlunun ucundaydı. Sen Allah'ın aslanını bilir misin? Adına Ali derler. Hazreti Ali. Yiğitlerin şahı. Onu kim bilmez? İşte bir gün savaşta azılı bir düşmanını yere sermiş, çıkmış üstüne. Tam kılıcını vuracak. Adam yüzüne tükürmüş Hazretin. Hadsiz. Yiğitler yiğidi kalmış. İndirmiş kılıcını yere. Adam şaşkın. Niye kılıcını indirdin diye sorunca, ben Allah rızası için savaşırım. Sen yüzüme tükürdün,
işin içine nefsim girdi. Ben Allah'ın aslanıyım. Nefsimin değil. Nefs. O adam bir ülkede bombalar patlattı. Masum, günahsız insanları öldürdü. Sen de intikamını almak için bunu fırsat bildin. Evladım, ben senin gibi iki hayat yaşadım. Belki kendini kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Tamam, kabul. Kabul. O adamı öldürmek istedim. Sırf o adamı öldürmüş olmak için öldürmek istedim. Kabul. Seni bazen bu ülkeye benzetiyorum. Kapanmayan yaralarım var. Sürekli kanıyor. Ama şunu unutma. Sırttan kan kokusunu iyi alır. Hele ki yaralı bir hayvan gördüğünde ilk oraya saldırır. Kapanmıyor Turan Usta. Ne yapayım, kapanmıyor. Kapanmıyorsa kan kaybından ölmeyi göze al. Dikkat! Oturun beyler. Komutanım, Dragon'ın sistemden ne aldığını bulabilmişler mi? Henüz belli değil. İstihbaratın bilgi işlem birimindeki arkadaşlarımız araştırıyorlar. En kısa zamanda bulacaklar inşallah. İnşallah. Biz de bu sırada yeni görevimize odaklanacağız. Baran Becret, Dragon'dan emir alan 12 kişilik kara listemizin ilk adı. Yani yeni görevimiz. Şunun tipine bak ya. Baran bölgede zorbalığıyla nam salmış bir örgüt lideri. Bu adam uzun yıllardır dini kullanarak iç çatışmalar çıkarıyor. Özellikle Anadolu'da mezhep çatışmalarına zemin hazırlamak için hassas bölgelerde doğrusal ve asimetrik saldırılar düzenliyor. Bölgesel toplum mühendisliği yapıyor. Tam bir fitne fücür adamı. Kardeşi kardeşe kırdırıyor yani. Aynen öyle. Hem de en kutsallarına, ibadethanelere saldırarak. Bu alçakların neye saygısı var ki komutan? Allahsız kitapsızlar. Bütün bu ibadethanelere yapılan hain saldırıların altında yine tek isim var. Baran Becret. Her şey hazır. Senden talimat bekliyoruz. Bunca zaman yaptıklarınla adından bayağı bahsettirdim Baran. Şimdi ateşi harlama zamanı. Eş zamanlı olarak İstanbul'da 3 camide yıkım yapmanı istiyorum. Tarihi ve saati söyle yeter. Benden haber bekleyin. Tamam. Örgütten kaçan adamlardan biri daha konuşmuş. Ne söylemiş? Güney bölgede çalışan adamlarımızdan birini ifşa etmişler. Almışlar adamı. Anlaşıldı. Bunlar adam olmayacak. Ne demişler? Akılsız başın cezasını analar babalar çeker. Kesin sesinizi. Bırak artık bizi. Yetmedi mi? Bari bir ilaç verin şu kadına. Ölecek göz göre göre. Çocuğunuz konuşmuş. Adamımızı içeri atmışlar. İkinizin de elinde olduğunu bildiği halde bile.
Hayırsız evlat diye ben buna derim işte. İyi etmiş aslan oğlum. Anlamış ne mal olduğunuzu. Son sözün bu mudur? Budur. Oğlum kurtardı ya kendini senden. Senin ne aşağılık bir terörist olduğunu öğrendi. Öldürsen de gam yemeyiz artık. İyi işte. Tanımış oldun beni. Aferin sana. Aşağılık ya. Çocuklarınız itirafçı olursa, gidip Türklere konuşursa, hepinizin sonu böyle olur. Bu alçak herif başka bir saldırı düzenlemeden elimizi çabuk tutmamız lazım. Komutanım, peki bu manyağa nasıl ulaşacağız? Baran bütün eylemlerini mekanından yönetiyor. Hiç dışarı çıkmıyor. Ama elimizde bir bilgi var. Baran'ın oğlu Fazlı Becret. Baran dışarı çıkmadığı için sahada Fazlı'yı kullanıyor. Fazlı da psikopatlıkta babasından geri kalır değil. Sırf zevk için adam öldüren manyağın teki. Peki Fazlı ile ilgili ne biliyoruz komutanım? Fazlı her hafta aynı gün babasının yanına gidiyor. Fazlı'yı takip edip Baran'a ulaşacağız. Baran'la buluştukları anda da operasyonu yapacağız. Bildiğiniz gibi Ateş, Fethi ve Eylem çoktan Fazlı'nın peşine düştüler. Bir kanat! Dur dur dur! Lan bir bu eksikti. Of! Of, kolum kırıldı. Of! Of! Ne yapıyorsun lan yola? Of, aslında siz de bir çıvara basıyorsunuz. Of! Pis! Yardım edin bana, kolum çok acıyor. Yardım mı istiyorsun sen? Acını dindireyim o halde. Bundan iyi yardım mı olur? Dur! Dur! Ateş etme! Tanıdım ben seni. Sen Fazlı Becret'sin. Sen kimsin lan? Ben de örgütlenim. Aynı davadanız. Geçen hafta Neval'daydım. Bir hafta oldu buralarda sürünüyorum. Türk askeri mekanın içinden girdi, öteki tarafından çıktı. Mahvetti herkesi, yoktu yıktı ortalığı. Çok fena adamlar. Canımı zor kurtardım. Sen? Ben aradan fıst dedin, kaçtın. Yakalayamadılar beni. Haftalardır bir avuç ekmekle yaşıyorum. Ne olur bana yardım edin, ana kurban olayım, ne olur. Örgüt sorumlun kim senin? Benim örgüt sorumlum Yusuf Areş. 10 yıldır onun yanındayım. Ondan önce de Harazda'da Ebu Salim'le beraberdim. Ebu Salim. İyi nişancıydı. Vurduğunu indirirdi. Ebu Salim. İyi nişancı. Bizim Ebu Salim. İyi nişancı. Ebu Salim'in nişan gözü kör. Siz beni gene imtihan ediyorsunuz. Ama dava arkadaşınızın kolu kırılmış, siz beni burada sınav yapıyorsunuz. Ayıp değil mi? Şimdi bırakalım bu saçma sapan oyunları. Bana yardım edecek misiniz? Şu ileride salık ocağı var. Beni götürün oraya, şu koluma baksınlar. Tamam hadi. Bin. Korkum çok kötü. Gayet normal. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Hadi. Teşekkürler hocam. İyi rica ederim. İyi günler. İyi günler. Önlükte pek yakışmış. Aslan olmak isterdim. Öyle değil misin zaten? Her zaman. Görüşün nasıl? Güzel. Bayağı güzel. Çok güzel bir kadına bakıyorum. Daha ne olsun? İyi. Gergin miyiz biraz? Hala şu Ceylan meselesine takık değilsin değil mi? Eylem. Bak dediğim gibi oldu. Başka arama falan yok. Engelledim numarayı. Aldı cevabını, bıraktı peşini. Şu
şu anda bir bilinmezin ortasındayız. Manyağın tekini bekliyoruz. Burası her an savaş alanına dönebilir. Ben bunların ortasında senin eski sevgilini mi düşüneceğim, öyle mi? Hayır demen yeterliydi. Hayır. Ama çok komiksin gerçekten. Unutmuştum ben onu. İyi. Sevindim. Her şey anneni kaybetmenle başladı, değil mi? Evet, çok sonra öğrendim öldürüldüğünü. Sonra nişanlın, karın, baban. Ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle mi kapatacaksın yaralarımı? Evet. Yüzleş. Yoksa bu dert yer bitirir seni. Senin öfken devletimizin izzetinden daha üstün değil. Eğer Dragan'ı orada öldürmüş olsaydın çok zor duruma düşecektik. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum ama işime gelmiyor. Bu dik başladığın hoşuma gidiyor. Kurdu ehlileştirmek de bize düştü. Allah dağına göre kar verilmiş. Yeni görevim var. Erdem Albay'ın yönettiği özel birimin bilgisayar ağına girdiler. Bilgisayar ağımızdan neyi aldıklarını öğrenmemiz gerekiyor. Nisan adlı kadın az sonra ülkemizde olacak. Hangi uçakla geldiğini biliyor muyuz? Elbet. Öğreniriz, merak etme. Canım benim ya. Nasıl üzülmüştü bir görsen. Üzülür tabii ya. Üzülmez mi? Yani kaç yıl sonra büyüdüğü yetimhane bir anda karşısına çıkıyor. Evet. İçim öyle acıdı ki Su. Ya bir de çocuklar için üzülüyor yetimhane kapatılacak diye. Canım benim. Her taraf tuz içinde, her taraf kirpas içinde. Bunu soracak ben bilmiyorum ki. Anneciğim, ben tozları yeni almıştım gerçi. Nazlı geldi, hani iki sohbet edelim dedik. Hoş geldin yavrum. Olsun annem, siz muhabbetinizi edin. Yani her taraf toz içinde ama olsun, siz muhabbet edin. Ben temizliğimi yaparım. Biz sana yardımcı olalım Esma teyzeciğim. Sen de çok yorulmamış olursun. Kız annem, sen neyin yardımını yapacaksın acaba? Sen misafirsin ya bu evde. Allah'ım ya, sen çay iç, kek ye. Bu Su sana kek ikram etmedi mi yavrum? Ha, yok. Ah benim güzel gelin. Ah gelin. Ah. Ya Nazlı, vallahi bile haberim yok ya. Ne zaman kek yaptı bilmiyorum ki ben. Ya saçmalama, sorun yok. Ne olacak yani? Bak. Kendi ellerimle yaptım. Bak bakayım tadına beğenecek misin? Ay, evet, çok teşekkür ederim. Hadi bakayım. Limonlu mu bu? Hey, limonlu ya. Esma teyze ya, benim en sevdiğim kek. Ya bayıldım valla, eline sağlık, çok güzel yapmışsın. Bak, ben böyle biliyorum kızım. Şimdi hanım dediğin, tamam mı? Mutfağa yatkın olacak. Yani hamur işine olsun, hamalat olacak yani, anladın mı? Sonra temiz olacak. He? Yani sen de bak, gelinlik yaşa geldin. Ben başka türlü bilmiyorum kızım yani. Tabii, tabii. Öyle, öyle Esma teyzeciğim. Neyse. Artık siz oturun, muhabbetinizi edin. Ben daha banyoyu temizleyeceğim. Hep kirpas içinde yavrum.
Anneciğim, olur mu öyle şey? Bak, evin her yeri temiz. Lütfen sen de bizimle otur. Yok annem, yok. Öyle oturmakla ömür geçmez. Ben temizliğimi yaparım. Siz oturun, muhabbetinizi yapın. Haydi. Hadi siz muhabbetinizi edin. Tam bir dakika içinde laf sokma rekoru kırdı. Gördün mü Nazlı? Sen ye canım arkadaşım benim. Afiyet olsun. Ama biraz daha gömün. Güzel değil mi? Ye biraz daha. Ya ama çok güzel olmuş. Sen de yesene. Hızlı ya. Bak. Yani ben gerçekten kendisini çok seviyorum. Hatta çok seviyorum tamam mı? Ama neden bana böyle davranıyor? Ben gerçekten artık akıl sır erdiremiyorum. Sürekli bana laf sokuyor ya. Ya gel buraya. Üzülme sen ya. Bence seviyor seni. Gerçekten. Ya ama işte kayınvalide. Neticesinde yapacak bir şey yok. Neyse ben şu çayı içeyim de kalkayım artık diyorum. Yetimhane müdüründen randevu almıştım. Bir gideyim konuşayım. Bakalım ne kadardan satışa çıkarıyorlar yetimhaneye. Bir de aklıma bir şey geldi. Ya belki diyorum. Bu yetimhane kayıtlarına erişebilirsem. Ateşi yetimhaneye kimi bıraktığını öğrenebilirim. Ya düşünsene Ateş'e çok büyük sürpriz olmaz mı? Ne bileyim ya, hoşlanır mı ki bundan? Neden hoşlanmasın ya? Bence hoşuna gider. Yani bilmiyorum, belki biraz söylenebilir ama sonra o da sevinir ya. Hem kim istemez ki annesiyle babasının kim olduğunu öğrenmek? Sen bilirsin. Olacak olacak, çok güzel olacak. Hoş geldiniz Nisan Hanım. Hoş bulduk. Ne haber Zeki? İyiyim Nisan Hanım. Siz nasılsınız? Yolculuk nasıl geçti? İyiyim. Gayet rahat. Dragan sizinle konuşmak istiyor. Ara hemen konuşalım. Alo. Nisan Hanım konuşmak istiyor. Buyursunlar. Geldim. Hoş geldiniz. Şu an neye baktığıma inanamazsınız Nisan Hanım. Yakında protokol elimizde olacak. Senden haber gelene kadar şehrin tadını çıkarayım o zaman. Özlemişim İstanbul'u. Haberleşiriz. Tabii tabii. Gidelim. Buna bakmak isteyebilirsiniz. Nedir bu? Düğündeki saldırıdan önce biri bu otelde küçük bir parti vermiş. İşin ilginç yanı, Yavuz'la ikimize saldıran adamlarla bu otelde kalan adamlar aynı örgütten. Dragan'dan emir aldıklarını düşünüyorum. Peki bu adamları kim neden öldürsün? Onu henüz bilmiyorum. Belki ilk saldırı başarısız olunca Dragan deliye dönmüştür. Emniyette bir konuşup görüntüleri isteyeceğim. Tamam Derya. Kolay gelsin. Sana da. Demek milli güvenlik protokolünü burada saklıyorlar. Güvenlik önlemlerini araştırdınız mı? Araştırdık ama işimiz zor. Son derece örtülü ve gizli bir karargah. Çok özgün metotlarla korunuyor. Yani? Ne havadan ne karadan ne de yerin altından girilebilir. Bütün giriş çıkışlar sıkı güvenlik altında.
her türlü tehlikeye karşı önlem almışlar. Bana karşı önlem almışlar mı? Nasıl gireceğiz peki? Kuş yuvaya girdi. Hazırım. Vericiyi hemen bulamayacağı bir yere koyman lazım. Bir aksilik çıkarsa ben müdahale edeceğim. Tamam, merak etme. Geçmiş olsun. Buyurun. Ne oldu? Sana kolak herhalde. Bak bakalım. Doğru mu söylüyor? Var mı bir şey? Şöyle uzatalım kolumuzu. Şöyle ağrıyor mu? Şöyle. Şöyle. Tamam, kırık yok. Tendonlarda bize delenme var. Ceketi çıkaralım. Gerçekten mi? Bir şey yok mu kolumda? Kırık yokmuş. İyi ki benim bulduğunuz, yoksa bu kırık kolla var ya. Ben nasıl yapacaktım bilmiyorum. Uzanalım tekrar. Bu burada dursun, merhem uygulayacağım. Sağ olun doktor hanım. Siz yeni mi geldiniz? İlk kez görüyorum sizi. 2 hafta oldu. Kuzeydeki sağlık ocağındaydım ama oranın durumu malum. Ben de buraya geldim.